Avadik Vadisi kaya mezarları. Şu görmüş olduğumuz kısım, bu vadi Avadik Vadisi'dir. Vadinin görmüş olduğunuz gibi batı yönüne kaya mezarları inşa edilmiş durumda. Çok basit bir kaya yapısı olmayan alana da kaya mezarları yapılabiliyordu. Şunu söylemek gerekiyor. Özellikle Anadolu'da en çok kaya mezarı Roma döneminde yapılmıştır. Romalıların Anadolu'ya geliş tarihleri de bellidir. Yani Anadolu'yu 100 yıl gibi kısa bir zamanda kendine bir eyalet yapmıştır Romalılar. Şimdi bu alanlara gireceğiz diyorum ya. Öyle bir bölge ki Anadolu, bütün bakın birçok ticaret yollarının üstündesiniz. Birçok ilk imparatorlukların kurulduğu yer bile Anadolu. O yüzden Anadolu'nun önemini anlatmaya gerek yoktur. Zaten yapılan iş kaya mezarları, kaya evleri ve buna benzer alanlar bizlere bunları gösteriyor. Sadece bunlar değil arkadaşlar. Bunun akabinde onlarca yeraltı şehirleri, kiliseler, tapınaklar bizlere bırakmış oldukları birçok eser mevcut ülkemizde. Şu an burası çıkmıyordur. Küçük bir deliktir ama yine de derken bayağı bir genişletilmiş. Evet. Tabii ki de bu alanlar öncelikle bir mezar olarak yapıldı. Akabinde bir sonraki gelen insanlar bu alanları yaşam alanlarıyla donattı. Yani hazır bir odada yaşamak mantıklı geldi. Çünkü şu görmüş olduğunuz taşlar kışın soğuklarda ısı alışverişini, yani dışarıdaki ısı değişimi diyelim daha doğrusu, ısı değişimi az olacağından dolayı buralarda, yani kaya mezarlarında yaşama gereği duydular. En azından biraz daha mantıklı geliyordu. Çünkü şu görmüş olduğunuz pencerelerin birçoğu o ev yapma döneminde açıldı. Yani şu görmüş olduklarınız. Şimdi buradaki kaya mezarlarını gezeceğiz. Esinti olduğundan dolayı videoları kaya mezarlarının dışına çıktıktan sonra kesiyorum. Şöyle baktığımızda şu giriş, görüntü ve mantık yapılış şekliyle gerçekten kayayı önce güzel bir şekilde kesilmiş. Tabii ki de şurada yapılan yazılar, şu görmüş olduğumuz yazılar birçok alanda, birçok yeraltı şehrinde veya kiliselerde ve buna benzer tarihi alanların tamamında. Tarihi alanlara yazı yazılmaması adına onlarca anlatımda bulundum. Şimdi deminki girmiş olduğumuz kaya mezarı ve sonrasında kendi medeniyet olan Doğu Roma'nın bu alanları kendilerine ev yaptığının göstergesi. Girerken özellikle, yani şu tarafı göstermiştim ben. Giriş şekliyle bir kilise görüntüsü vardı. Tabi bunu birçok insan zaten gördüğünde anlıyor. Şöyle bakıldığında, bakın şu karşıdaki kaya mezarı iken, bakın şu bu kaya mezarı iken burası bir ibadet yeri. Yani bir kaya mezarıyla, yani Doğu Roma'nın kilisesi varken Batı Roma'nın da mezarları mevcuttu. Şimdi şunu göstermek isterim tekrardan. Çünkü hafif hafif de olsa birçok alanda bir boyama tekniği yapılmış durumda. Ama ne yazık ki günümüze bu ulaşmamış. Burası kutsal alandı. Şurası. Bu alanda kilise. Küçük bir yaşam alanı olduğu için çok büyük kaya kilisesi yapılmış durumda değil. Görmüş olduğunuz gibi buralarda kiliseyle bağlantılı kısımlar. Şu demek istediğim alan burasıydı. Bakın. Deminki yerleri kilise derken bu alana bir kaya mezarı dediğimizde arasındaki fark. Burada iki çeşit gömme yapılır. Ya sedir sistemi veya niş sistemi. Bakın nişler varsa sedir sistemini koymuyorlardı. Genel anlamda Roma'da özellikle kaya mezarlarında bu görüntüyü çok rastlıyoruz. Bu da bir görüntü bizlere gösteriyor. Bir kaya mezarının içinden alt kısma gidiş aranıyorsa bu yanlış bir kazı. Eğer ki bu alan kazılmış olsaydı, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi, buralar sert bir şekilde, yani şu kazma izlerini gördüğünüz alan bu kadar sert olmayacaktı. Bunu hep söylüyorum. Hava almış kaya da olsa, toprak da olsa, zaten kayanın
Eğer kırılmış olsaydı o alan çok güzel bir şekilde, ne kadar güzel kapatırsa kapatırsın, şu görmüş olduğunuz bu tipteki kaya da kendini belli ederdi. Yani kayanın yapısal olarak gizleme yapılabilecek fazla bir görüntüsü yok. Yani yumuşak alan olsaydı burada net bir şekilde görülürdü. Tamamen bir kas çalışması, vücut geliştirmesi diyorum buna. Şu görmüş olduğunuz çalışma. Yanlış bir çalışma olduğunu belirtiyorum ki bunları gereksiz yere yapmamanız için. Herkes için söylemiyorum. Ben tarihi alanların korunması adı altında, yani şurada definenin olmadığını söylesem, burada düzken, birçok insan inanmayıp burayı kazdıktan sonra, gördükten sonra evet yokmuş diyebiliyor. Yani deneme yanılma olmadan anlayamıyoruz ama şuradaki iki görüntüye, yani şuradaki küçük iki tane nişe göre siz burada bir define aramak, zaten açılmış soygun yemiş bir kaya mezarında bir şey aramak çok da doğru gelmiyor bana. Şimdi bunlar bu şekilde. Kaya ne kadar ince ince kesilmiş. Yani bu bir sanat. Bu bir işçilik. O dönemin önemli bir işiydi. Yani kayayı kırmak, içine oyup, içine bir desen, bir mimari görüntü vermek gerçekten önemliydi. Anadolu'da bunlardan fazlasıyla bulunuyor. Anadolu dediğim mi, sadece Roma, Bizans olarak düşünmemek gerekiyor. Daha öncesine indiğimizde onlarca medeniyetin bu bölgede yaşadığını görebiliyoruz. Örnek verecek olursak şu şekilde, ben rüzgarda fazla durmamak şartıyla şöyle biraz daha diğer mezarda görmek kaydıyla şu anda biraz esinti olabilir. Şu karşıda görmüş olduğunuz Yılanlı Dağ'ın tepesi. Şu karşıda görmüş olduğunuz Erkilet'in tepesi. Bu iki yığma tepe muhtemelen Romalılardan önce yaşayan Kapadokya krallarına ait mezarlar olabilir. Benim tahminim özellikle Erkilet tepesindeki yığma mezar bir Kapadokya kralı, yani Ariarathes'in kaçıncı Ariarathes olur bilmiyorum ama onun mezarı. Şu görüntü söylediğim gibi kilise görüntüsünün benzeriydi. Şurası yapılış şekliyle kaya mezarı görüntüyle başlanmış. Sonrasında içerisinde bir kaya kilisesi. Çok büyük değil. 2-2 veya 2,5 metrajlarında bir kaya kilisesi oluşturmuş durumdalar. Bakın burası bir kaya mezarıymış. Üzerine görmüş olduğunuz gibi ince bir kanal çekilmiş. Bu kanal çekilmesinin tamamen kaya mezarına olabilecek yağmur sularının koruması için yapılıyormuş. Ama tepeden de su alma olasılığı varmış bu kaya mezarının. Görmüş olduğunuz gibi. Ama maalesef zamana ve kendi insanlarımıza, yani tarih yapılara zarar veren insanlara yenik düşmüş durumda. Bu alanları anlata anlata bitiremeyiz. Yani yapılan zararları, kırılan tahripleri, yani şurada bir çatlağın oluşumu veya şu karşıya doğru bir çatlak, bakın mesela şu taş buraya konulmuş düşüncesiyle bir kişinin söylemesi üzerine o insanın da aklına yatıyor. Düşüncelerinde, yani bilinç altında bir define, şu kayanın arkasında bir define yattığını düşünüyor. Ve bu kayayı kırıyor. Kırılan oradaki sadece o taş değil aslında. Tarihin ta kendisi kırılıyor. Yani 2000 yıllık bir kaya mezarını kırıp tahrip ve zarar uğratabiliyoruz. O yüzden şunu hep söylüyorum. Kaya mezarları döneminde soygun yemiş mezarlardır. Bu görmüş olduklarınız bu kadar, önlerinde bir kapı vardı ve kapatılıyordu. Sonrasında kendi dönemlerinde birçok dönemde bu alanları açıp kendi insanları, Doğu Roma dediğimiz imparatorluk buralara kuşluk sistemi yaptı ve bu alanları, yani düşünün, mezarlardan gübre almaya başladılar. Hayvanların gübresini, yani özellikle güvercinlerin gübresini almak için buralara niş, güvercinlerin kalabileceği kadar küçük küçük yuvalar yapıldı ve bu alanlardan gübre temin ediliyordu. Biz videomuza bu görmüş olduğunuz alandan başladık. Şimdi tepe noktadan bu kaya mezarına ulaştık. Şu an içerine girelim. Görmüş olduğunuz gibi bir kaya mezarına. Ama ne yazık ki kırılmış durumda. Bir kaya mezarı yapılış şekliyle Roma'nın görüntüsünü veren en önemli şey, yani bir mezarın görüntüsünü diyelim, veren en önemli görüntü şu görmüş olduğunuz yarım silindirlik beşik tonozdur. Görmüş olduğunuz gibi tamamen mezar için oluşturulmuş bir alan. Aynı şekilde karşı tarafı da
göstereyim. Tabii ki de burası sonradan kırılmış durumda. Bakın tam şu noktadan bir işlem alması sonucunda aynı şekilde şuradan şu noktadan kırılmış durumda. Şimdi çıkacağız. Bu bölgenin şu görmüş olduğunuz yaşayan insanın tepe noktalarında neler yapıyorlardı onlara bakacağız. Ve aynı şekilde şu karşı kayadaki çivizlerini görüyor musunuz? O kayadan da parça almak istiyorlarmış ama yarım kalmış durumda. Bakın şu görmüş olduğunuz kısım ve şurası. Şöyle yaparsak burası bir antik bir yol. Yani o dönemin bu yaşantı alanındaki alana hani kaya mezarı dedik. Sonrasında kaya evlerine dönüştürülen kısım dediğimiz alan burası. Bakın burada eski at arabalarının geçmiş olduğu güzergahları görebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda burası aynı dönemde kaya kırma yani bir taş ocağı görevi de görüyormuş. Şu görmüş olduğunuz bir parçadır bakın şurası. Şöyle gösterirsem şu alan bir kayadan parça alınmış durumda. Yani bir kaya mezarı değildir. Ama ne yapmışlar? Ortasına çivi çakmışlar. Bu da demek istiyor ki arkadaş buranın altında bir oda var, bir mezar var. Ben buna şu görmüş olduğunuz inşaat demiriyle ben o odaya ulaşacağım. Olmayan bir şeye ulaşmanız zaten mümkün değildir. Bunu hep anlattım. Bakın çivi izleri. Bunlar kaya kesimlerin görüntüsüdür. Yani buradan bir parça alınmış durumda. Yani sadece bir kaya başka bir alanda kullanılmak için. Yani bu bir inşaat için. Buradan bir taş alınmış parçası. İşlenmiş ve bir yerde kullanılmış. Ama burada bir mezar odası. Bir mezar, bir tünel, bir yeraltı şehri girişi maalesef yoktu. Ama o çiviyi yine de bilinçsizce yapılan işten dolayı çakma gereği duydular. Burası dediğim gibi antik yol. Şu görmüş olduğumuz yolumuz da buradan uzayıp gidiyor. Nitekim görmüş olduğunuz gibi en belirgin olarak şurada görülüyor. Buradaki kaya kesimlerini de göstermek istiyorum. Çünkü buradaki kaya kesimlerini göstersem belki biraz daha anlamış oluruz. Evet. Görüyor musunuz? Bu küçük küçük deliklerin tamamı bu kayayı parçalamak için. Zaten bu alanı parçalamışlar. Üstten bir tabaka almışlar. Ve buradan bir tabaka daha yani bir kalıp daha taştan bir parça daha almak için şu görmüş olduğunuz delikleri oymuşlar. Ama ne yazık ki İşlem yarım kalmış durumda. İsterseniz bu şekilde bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.